Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün size hepsiblaga.com'dan satın aldığım portatif denebilecek kadar küçük olan ses bombası diye de adlandırılan Bluetooth cihazından bahsetmek istiyorum. Şimdi kutu ben başka malzemeler de aldığım için biraz büyük bir kutuda geldi. Ben şimdi o Bluetooth hoparlörü bu kutudan çıkartıyorum. Diğerlerini kaldırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepsiblaga.com'dan satın aldığımız Bluetooth hoparlörü karşınızda. Böyle bir kutunun içinde geldi. Fiyatı 59 lira. 59 liralık bir fiyatı var. Marka üzerinde şu şekilde TG diye yazıyor. Ama ayrıca şurada Case 4U Go 2 taşınabilir Bluetooth hoparlörü diye de adlandırılmış. Şimdi bu üründe hafıza kartı takıp müzik dinleyebiliyorsunuz. USB bellek yeri var. Onları göstereyim şimdi size. USB bellek girişi ses bombası diye belirtmiş. Şimdi şu içindeki kutudan da gördüğümüz üzere şarj kablosu çıkıyor. Ama adaptör yok arkadaşlar. Bu bildiğimiz Android telefonlarda kullandığımız şarj kablosundan. İçinde kullanma kılavuzu var. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürün ne çok kaliteliyim diyor ne de çok kötüyüm diyor. Orta dereceli bir ürün. Zaten fiyatından da anlaşıldığı üzere. Burada play ve pause tuşu var. Bu müzik atlattırıyor. Çünkü ben video çekmeden önce denedim. Çalışıp çalışmadığına baktım. Radyosu var ayrıyeten. Buradan şarj ediliyor. Şurada SD kart giriş yeri var. USB giriş yeri. Şurası da kapatma açma yeri. Siz bunu şimdi kapatıp açtığınızda Bluetooth mode. Bu şekilde bir seslendirme ile açılıyor. Burada Bluetooth şu anda aktif. Mavi ışık şurada yanıyor. Yalnız biraz dikkatli bakarsanız hoparlörün şu delikli olan kısmından da o mavi ışığı görebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu size telefonumdan açacağım. Önce Bluetooth'tan bağlanmamız lazım. Evet, Bluetooth açtık. TG166 diye çıkıyor Bluetooth'ta. Eşleştiriyoruz. Şu anda bağlandı arkadaşlar. Şimdi YouTube'dan bir video açalım ya da bir müzik açalım. Bir saniye. Şimdi video burada bir müzik açacağım. Müzik nasıl bir ses verecek? Onu hep birlikte test edeceğiz. Bu senenin moda şarkısı tabii ki. Şöyle birazcık ileri alayım. Haram oldu gençliğim bak çalan da oldu çok sevdim yalan oldu zalim geceler 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 zıktı geceler 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 zalim geceler umut
gecem. Gecemle gündüz oldu oldu demir mazgallar. Dört duvar oldu demirde kapılar. Dört duvar oldu. Şimdi şu benim videodan var. Arkadaşlar, ses bombası diye adlandırılan cihazın sesi bu kadar. Şimdi bir de size sadece telefondan dinlettirmek istiyorum. Şimdi Bluetooth kapatalım. Şimdi Bluetooth kapattık. Cihazımızı da kapattık. Şimdi tekrar açalım. Evet arkadaşlar, aradaki fark bariz şekilde belli. Hani tabi bu telefon çok iyi de bir telefon değil. Onu kabul ediyoruz. Ama mesela sesi ne kadar açarsanız açın, sonuna kadar açtığınızda bile bir cızırtı falan, sesle falan bir bozulma bozulma olmuyor. Hani bu fiyata alınabilecek ürünlerden diye ben düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Size anlatmaya çalıştım. Bluetooth hoparlör. Bunu daha çok insanlar açık alanda filan kullanıyor. Hani mesela bir deniz kenarına gidiyor. Dinlemek istiyor filan yanında müzik. Telefondan dinlemiyor da bundan dinliyor. Farklı bir ortam oluyor tabii ki. Sesi filan da fena değil. Hani çok üst düzey olmasa da. Fena değil. Arkadaşlar, size anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.